Selam gençler. Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. 20. günün 1. dersinin 1. videosundayız. Konumuz asit ve bazıların tepkimeleri. TYT sınavında neredeyse her sene bir soru buradan gelir ve bu konu oldukça kısa bir konu. Yani bir ya da iki videoda sen bir netice atacaksın. Hocam zor mu? Hayır hayır hayır. Sen buraya kadar zaten TYT kimliğe kavrayarak geldin ya. Bundan önceki bilgilerin sağlamsa burada hiç zorlanmayacaksın. Tamam mı? Gel şimdi derse. Küçük bir başlık atmanı rica ediyorum. Bir, nötralleşme tepkimeleri. Tanım şu. Asit ve bazların etkileşime girerek özelliklerini kaybettiği tepkimelere nötralleşme tepkimeleri denir. Bak elimizde bir tane asit var. Şöyle bir yakınlaştırayım senin için. Ama elimizde bir asit var. Bu asit ile baz tepkimeye girdiğinde artık asit ve baz özelliği kayboluyor. Bizim NaCl adında bir tuzumuz ve ortamda bir su oluyor. Buna biz nötralleşme tepkimesi diyoruz. Yine farklı bir asitle baz bir araya gelmiş, tuz ve suyu oluşturmuş. Her asit baz tepkimesi, her nötralleşme tepkimesinde bir kere tuz kesinlikle oluşur. Su olmasa da olur. Tamam mı? Hocam ortamda su olmasa yine de nötralleşme tepkimesi değer miyiz diyebiliriz arkadaşlar. Bazen soru bankalarında şu ifadeyi görebilirsiniz. Bakın. Der ki sana HCl suda ile NH3 suda bir araya geldi. NH4 Cl sudayı oluşturdu. Buna nötralleşme tepkimesi der. HCl gaz ile NH3 gazı bir araya getirip ortamda su olmadığından dolayı NH4 Cl katı buna da nötralleşme tepkimesi değildir der. Arkadaşlar bu ifade doğru değildir. Bunun ikisi de nötralleşme tepkimesidir. Tamam mı? Ee, zamanında bir zamanlar ben de buna nötralleşme tepkimesi değil diyordum ortamda su yoksa ee, ki buradaki temel kaynağı map kitabıydı map kitabında bir ara bir tane ki devamında bir daha bunu tekrar etmediler zaten bir defa fi tarihinde bir map kitabında biliyorsunuz her sene birden fazla map kitabı olabiliyor sadece birinde ortamda su yoksa nötralleşme tepkimesi değildir diyordu ee, biz de bundan dolayı hep böyle yer vermiştik ama diğer map kitaplarında bunu bir daha görmedik bu ifadeyi asit baz bir araya geliyorsa nötralleşme tepkimesi diyorduk. Ama yardımcı kaynak olarak bizde bir alışkanlık olarak kaldı. Ortamda su yoksa nötralleşme tepkimesi değildir diyerekten sorular yazdık. Şimdi bunu araştırdığımda aslında bu cümleyi kuran MEP kitabında bir defa geçen bu ifade bir tane analitik kimyacı hocamızın analitik kimyada biz bütün deneyleri sulu ortamlarda yapıyoruz. O yüzden asit bazı tepkimeleri sulu ortamda gerçekleşir. Bundan dolayı nötralleşme demiş. Ancak kimya biliyorsunuz yalnız analitik kimyadan ibaret değil. Bunun organik kimyası var, anorganik kimyası var e, ondan sonra fizikokimyası var. Var oğlu var. Anorganikçiler ise sürekli susuz ortamda da bunun tepkimelerini yapıyor. Ve yurt dışı kaynakları incelediğimizde asitle baz bir araya geliyorsa ortamda su olsa ya da olmasa fark etmeksizin nötralleşme tepkimesidir diyor. Hani ÖSYM buradan soru sorar mı? Şu nötralleşme tepkimesi değil midir? Böyle ince bir ayrıntıya takılır mı? Takılmaz. Soracak olsa dahi ÖSYM nezdinde bunun doğru cevabı şu anki akademik kurula göre doğru cevabı bunun bu bir nötralleşme tepkimesidir. Soru bankalarında ya hocam ben size uydum buna nötralleşme tepkimesidir dedim ve yanlış yaptım diyorsan kıstasımız soru bankası değil. Kıstasımız neymiş? Bizim için ÖSYM'miş. ÖS, ÖSYM imiş Tamam. Asit bas tepkimesini gördüğünde nötralleşme tepkimesini yapıştırıyorsun. Şimdi Nötralleşmenin temelinde asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen OH iyonu birleşerek suyu oluşturmaları vardır ki biz buna net iyon tepkimesi diyoruz. Yani şu görmüş olduğun asit baz tepkimesinde suyu oluşturan iyonlara o iyonların tepkimesine H artı OH'a net iyon diyoruz. Tuzu oluşturan iyonların tepkimesine ise seyirci iyon diyoruz ki aşağıdaki cümlede tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki Nötralleşme tepkimelerinde asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon tuzları oluşturur. Oluşan tuzların iyonlarına seyirci iyon denir. Tamam mı? Asit, asit ve bazdan gelen H ve OH yani su net tepkimesiymiş. Net tuz ise seyirci iyonmuş. Tamam mı? asit-baz tepkimelerini yazarken şöyle yazacaksın. Bak bir iki tane sana örnek göstereyim. Mesela elimizde H2SO4 ile Tamam mı? Ne olsun? Ee, na OH olsun. Şimdi bunun neticesinde ne elde edeceğini senin kendin yazabilir durumda olman lazım. Şöyle yazacaksın. Önce şunu iyonlarına ayrıştıracaksın. Tamam mı? H artı ve SO4 eksi diye. Arka taraftaki ışık gitti. Şarjı bitti galiba. Bütün hava bozuldu. Şimdi bunu da iyonlarına ayıracaksın. Sodyum ve OH eksi. Şimdi tepkimeyi şöyle yazarsın. Şimdi H da OH'ın sen suyu oluşturduğunu artık biliyorsun. Tamam? E geriye ne kaldı? Şu ikisi kaldı. Bu ikisinden bileşik oluşturacaksın biliyorsun. Katyon solda olur, anyonsa sağda olur. E birinin üstü diğerine geçiyor. Hani bunları 3. ünitede öğrenmiştiniz. Tamam mı? Şu şekilde Na2SO4 tuzun da bu. Na2SO4 tepkimeleri böyle kendin oluşturabilirsin ki oluşturmanda lazım. Tamam? Şimdi şu cümlede çok karşınıza çıkar. Araya sıkışmış gibi görünüyor ama yıldız koyun. Ben de sarıya boyuyorum. Nötralleşme tepkimeler sonucunda ortama ısı verilir ki bu bilgiyi ayette de çok fazla kullanacaksın. Özellikle kimya ve enerji ünitesinde nötralleşme tepkimeleri ortama ısı veren yani egzotermik tepkimelerdir. Şimdi şurada bir örneğimiz var. Aşağıda verilen sulu ortamlarda gerçekleşen tepkimeleri tamamlayıp seyirci yonları belirleyiniz diyor. K, e, HCl ile KOH var. Önce yonlarını ayır. Bak HCl'yi H artı ve Cl eksi diye yonlarını ayırsın. KOH'u da K artı ve OH eksi diye ayırsın. H ve OH'dan H2 oluşur. Su net yon tepkimesiydi. Elimde ne var? Cl ile K var. Bileşik yaptır. K artı ve Cl den KCl mi olur? Bu da senin seyirci yonudur. Tamam mı? B'ye gel. Yine iyonlarını ayrıştır. İyonlarını ayrıştırırsan kolay gidersin. Kendin yazman lazım. Ca ne yaptı? Ca2 artıyla OH eksi. Şimdi H'da OH'dan suyu oluşturdun. Geri ne kaldı? Ca2 ile NO3 eksi kaldı. 2 NO3'ün altına gelir. Tamam mı? Ca NO3 2 oldu. Bileşik oluşturmayı dediğim gibi yine 3. üniteden hatırla. Hatırlamıyorsun. Oradaki bir videoya bakıver. C'ye bak. İyonlarını ayrıştır. H artı ile sülfat iyonu var. Tamam mı? Burada ise Na iyonu ile OH iyonu var. Bak. H ve OH'dan suyu elde ediyorsun. Tamam mı? Na ve SO4 Hani Na artı burada. SO4 2. Eksi 2 şurada. 2 bunun altına geliyordu. Na 2 SO4. Şimdi şu önemli. Bunu yapamayabilirsin. Burada özel bir durum var. Organik bir tuz oluşacak çünkü. Organik tuz oluşurken şu zayıf asitti biliyorsun HCO. HCO eksi diye iyonlarına ayrışıyor. Artı dedin. Tamam mı? Na artı ve OH eksi. Normalde e biz ne yapıyoruz? Katyonu başa yazıyoruz. Anyonu sona yazıyoruz. HCO diyoruz. Değil mi? Şimdi Burada organik tuzlarda yani böyle bir bileşik yapmıyoruz. Özel bir durum var. Bunu şurada tekrar gösterebilir miyim? Na Na Co şeklinde göstermiyoruz. Bunu şöyle gösteriyoruz. H Co eksi ile Na artı bileşik yaparken organik tuzlarda H Co Na şeklinde yazıyoruz. Metali sahip ekliyoruz. Tamam, mı? bu özel bir durum organik tuzlar için. Burada yazarken nasıl yazıyormuşsun? h co artı h 2 o şeklinde yazıyormuşsun. E seçeneği yonlarını ayrıştır. H iyonu fosfat iyonu var. Yine Mg ne var? Hidroksit iyonu var. Değil mi? H ve OH'dan suyu elde ettin. Mg iyonunu başa yazdık. Fosfat iyonunu da sağa yazdık. 3 Mg'nin altına 2 de fosfat iyonunun altına gelirse Mg2 PO kaç? 4 altına da şey mi geldi? Pardon. Mg3 Mg şu 3 Mg'nin altına geldi. Mg'deki 2 de PO4'ün altına 2 olarak geldi. Şunu elde ettik yani. PO4 2. Tamam. Olay bu. Tepkimeleri böyle oluşturuyorsun. Gel şimdi yukarı. Şöyle. Diyor ki Asitten gelen hidrojen iyonlarının mol sayısı hidroksit iyonlarının mol sayısına eşit olduğunda tam nötrleşme olur. Yani asidin hidrojen iyonuyla bazı hidroksit miktarda eşitse ortamdaki H ve OH dengesi sağlanır. Bu durumda ortam nötr'dür. Nötr pH sıfırdır. Ancak ortamda hidrojen iyon miktarı fazlaysa yani asidin molü fazlaysa ortam asidiktir. Tamam mı? PH de asidik olmasından kaynaklı 7'den küçüktür. Yok hocam ortamda bazın miktarı fazla dersen o zaman ortam baziktir ve pH de 7'den büyüktür. Tamam mı? Elinde HCl ve sodyum hidroksit var. Birer mol. Birer mol ise bak eşit miktarda H ve OH miktarları tam nötrleşir. Aşağıdaki tepkimeye baktım. 1 mol h 2 4 var. 2 mol KOH var. Hocam moller eşit değil. Bunlar o zaman tam nötr değil mi? Hayır bu da tam nötr. Niye? Hidrojen miktarına bak. 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen var. 2 çarpı 1'den 2 mol hidroksit var. 2 mol hidrojene 2 mol hidroksitten eşit oldu. Tamam mı? Direkt şunlara bakma. Şuraya bak. Hatta buraya bakarken de kolay olsun diye şöyle bir ifademiz var. Tesir değerli diyoruz biz buna. 1 mol asitün suya verdiği hidrojen iyon miktarına ya da 1 mol bazın suya verdiği hidroksit iyon miktarına tesir değerli denir. Tamam mı? Tesir değerli. Ki tesir değerli Z ile gösterilir. HCl bir tane hidrojen verdiği için tesir değerli 1. H2SO4 iki tane hidrojen verdiğinden dolayı tesir değerli 2. H3PO4 üç tane hidrojen verdiğinden dolayı tesir değerli 3. CH3CO sadece şu hidrojeni veriyor. Yani bir tane hidrojen veriyor tesir değerliğine 1 diyoruz. Bazılar için de aynı durum geçerli. Kaç tane OH veriyorsa tesir değerli odur. Bak 2 tane vermiş 2. 3 tane vermiş 3. Ya bu da biliyorsun bir tane veriyordu. NH4 artı ile OH eksi oluyordu. Yine tesir değerli 1 oluyor. Tamam mı? Biz tam nötrleşme olup olmadığını buradan da anlayabiliriz. Maddenin molü ile tesir değerliğini çarptınız ve birbirine eşitse biz bunlara tam nötrleşme tepkimesidir diyoruz. Tamam. Şurada örnekte göstereyim bir bilgi var ona döneceğim. 1 mol HCl ile 1 mol Co. Bak maddenin molü 1. Bir, bir. tane hidrojen verdiğinden dolayı tesir değerli de 1. 1 çarpı 1 eşittir. 1 çarpı 1 miktarlar eşitse tam nötrleşme olur. 1 çarpı bir tane hidrojen var. 1 mol hidrojen var. 1 geldi. 2 çarpı bir tane, iki tane hidro, bir tane hidroksit var. 2. 1'e 2. Hidroksit miktarı fazla olduğundan dolayı bu bazik. Tam nötrleşme olmaz. Baziktir. Bileşiğin molü 1. Tesir değerimiz 2 tane hidrojen var. 1 çarpı 2'den 2. Bileşiğin molü 2. Bir tane hidroksit var. 2 çarpı 1'den 2. 2 2 olmasından kaynaklı tam nötrleşme olur diyorsun. Bak. Bileşiğin molü 2. Bileşikteki hidrojen miktarı 3. Yani tesir değerlerinin 3. 3 çarpı 2'den 6 mol asit var elinde. Buraya baktığınız zaman bileşim molü 3, bileşikteki hidroksit sayısı da tesir, 2 tesir değerindeki 3 çarpı 2'den 6 mol var. 6'ya 6 eşit olmasından dolayı burada da yine bir tam nötrleşme olur. Tamam? Tam nötrleşme muhabbeti de buydu. Şimdi şurada bir bilgi var. Onu bilerek geçtim şu tesir değerli şeyini, kaybetmemek için. Asit oksitler bazılarda Bazik oksitlerde asitlerle tepkime vererek tuz ve su oluşur. Asit ve asit oksit ve bazik oksit tepkimelerinden ise tuz oluşur, su oluşmaz. Diyor ki asit oksit de A oksit artı bazsa tuz su oluşur. Ondan sonra asit artı bazik oksit ise tuz su oluşur. Ancak asit oksit artı bazik oksit yalnız tuz oluşur, su oluşmaz diyoruz ki bu da aklında yine bulunsun. Tamam Geçiyorum burayı. Gel 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 şöyle küçük bir başlık atmadan önce hem bir tane örneğimiz var. Şu örneği de çözelim. Eşit mollerdeki HCl ve MgOH tepkimesi sonucu oluşan çözeltide en fazla bulunan katyon ve anyon hangisidir? Şimdi suda H artı ve Cl eksi diye iyonlarına ayrışır. Eşit mollerde dediğine göre 1 mol ise 1 mol. İyonlarına ayrıştı. Mg2 artı ile OH eksi diye. Ama iki tane var bak bundan. Bu 1 mol ise şu da 1 mol katsayı olduğundan dolayı bu da 2 moldür. Baktığın zaman hangi anyonlara bakıyorsun? 1 mol Cl var, 2 mol OH- var. En fazla anyon hangisi? OH. Katyona baktım. 1'e 1 bir görüyorsun. Ancak biliyorsun bu protondu. Proton olduğundan dolayı suya yapışacaktır. Suda hidronyum iyonu şeklinde buluşacaktır. H iyonu şeklinde değil. Bu yüzden Mg'nin miktarı daha fazladır. Diyeceğin en fazla da Mg katyonu buluşu bulunur. Bunu da böyle yaparsın. Şimdi ikinci başlığın asit ve bazların kuvvet e, kuvvetli asit ve kuvvetli bazın titrasyonu. Titrasyon nedir? Yeni duyduğum bir tabir olabilir. Tanımı şöyle yapalım. Titrasyon işleminde derişimi bilinen standart çözelti kullanılır. Standart bir çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişiminin bulunması işlemine titrasyon denir. Olay neymiş? derişimi bilen bir madde ile derişimi bilinmeyen maddenin derişimini bulma işlemiymiş. Buna biz titrasyon diyoruz. Tamam mı? Titrasyon olayı şöyle gerçekleşiyor. Şurada bir okayım. Daha sonra gözünün önünde canlansın diye şekiller de çizeceğim. Derişimi bilen asit çözeltisi erlene konur. Hatta bir yandan da şöyle çizelim mi? Erlene konur. Erlen dediğin şey şöyle bir cam kaptı. Tamam mı? Şuna ne yaptık? Derişimi bilen bir madde asit çözeltisi koyduk. HCl koymuş olalım. Okey. Diyor ki fenolftalein indikatörü ortamda renksiz, bazik ortamda ise menekşe renklidir. Başlangıçta çözelti renksizdir diyor. Titrasyon, ıı, tiso, ıı, titrasyon için hacmi belirli bir baz çözeltisi alınır. Büret ile bu çözelti ile doldurulur. Heh, bak şu cümleyi unutmuşum. HCl yerlerine konur. Üzerine de birkaç damla fenolftalein indikatörü damlatılır diyor. Şimdi indikatör damlatacağım tamam mı İndikatör şöyle bir pipetimiz var şöyle damlatmış olalım tamam mı şu da bizim indikatör indikatör diyor ki asitik ortamda asit de renk, e, renksiz bazik ortamda ise pembe biz bu indikatörü damlattık içinde o indikatör de var şu an renksiz tamam mı Diyor ki devamında titrasyon için hacim belli bir e, belli bir miktar sodyum hidroksit çözeltisi sağlanır ve büret ile bu çözeltiye doldurulur. Biz buna büretle dolduracağız. Büret neydi ki bu 2024 e, TET TYT sınavında da sorulmuştu bunların şekilleri. Şekilleri bilmekte fayda var. Şöyle bir bünzenbeki koyalım arkadaşlar. Bunun ismi bekidir Tamam mı? Şurada da bir kıskaç olsun. Kıskaç. Büret dediğin şey şu ince şöyle boru gibi. Tamam mı? Şöyle boru gibi şey alet. Şöyle de musluğumuz var. Bunun içerisinde de sodyum hidroksit varmış. Diyor ki yavaş yavaş buna şu musluğu açıyorsun, içerisine akıtıyorsun. Tamam mı? İçerisine akıtmaya başladın. Muslu açarak çözelti yavaş yavaş çözeltiye damlatılır ve erlen hafifçe çalkalanır. Damlatma işlemi çözeltinin renginde bir değişim oluncaya kadar pH metreyi gösterinceye kadar devam eder. pH 7'yi gösterinceye kadar devam eder. Renk değişimi kalıcı olduğu anda bir musluğu kapatılır. Şimdi olay şu. Şurası renksizdi. Ancak baz ilave etmeye başladığımızda hafiften pembe renk olmaya yavaş yavaş başlıyor. Çünkü fenöftaleğin bazik ortamda pembe oluyor. Tam olarak kap pembe olursa demek ki asit baz miktarı o anda eşitlendi. Asit baz miktarının eşitlendiği durumda H iyon sayısı o H iyon miktarına eşittir ve pH 7'dir. Tamam mı? Bu eşit olduğu nokta eş değerlik noktası denir ya da dönüm noktası denir. Dönüm noktası. Sen hala akıtmaya devam edersen ortam artık kalıcı pembe olur çünkü baz miktarı fazla olmuş olur. Bu olaya biz titrasyon diyoruz. Ne kadar akıt denirse yine buradaki bizim derişim formüllerinden hesaplayaraktan e, ee, sodyum hidroksitin sen molünü ya da derişimini bulabilirsin. Bunun bir de grafiği vardır. Grafiğini de göstermek istiyorum. Tamam mı? Mesela elimde HCl vardı. Tamam şurası da bizim için pH olsun. Şurası pH'ımız 7. HCl asitik bir madde. Asitik olduğundan dolayı pH 7'den küçük olacak. Şuralarda bir yerde olsun. Sallıyorum tamamen. Sen baz ilave etmeye başladığında ne olacak? pH yavaş yavaş artacak. Tamam mı? Böyle bir noktaya geleceksin pH artık nötr oldu. O nokta hangi? Dönüm noktası. Tamam mı? Dönüm noktasında pH'imiz 7 oldu. Eşitlendi. Üzerine ekliyorum. Sodyum hidroksit ekliyorum. Sodyum hidroksit eklemeye devam edersem pH'im artmaya devam edecek. En son o da sabit hale gelir ki çünkü pH biliyorsun en fazla 14'e kadar gider. Senin de böyle bir grafiğin elinde olur. Tamam mı? Şimdi titrasyon olayı bundan ibaretti. Gelelim tekrar konu anlatımımıza. Bize bunu şekilde de göstermiş. Demiş ki diyor ki bu senin erlenin de tamam mı? İçerisinde bir miktar asit çözeltisi ve indikatör vardı. Az önce benim çizdiğim şekli gösteriyor ki birlikte zaten uygulamalı gördük. Büret yardımıyla büret dediğin zımbırtı bu. Tamam mı? Ki şuna da bünzemmeki deniyor. Bu büret kıskaçlarla tutuluyor. İçerisinde ne yaptın? Bazı ekledin. Yavaş yavaş üzerine şu musluğu açıp baz eklediğin zaman buradaki renk değişimi oluyor. Renk değişimi kalıcı hale geldiğinde ise artık ortam tam olarak nötr diyorsun. Hala ilave etmeye devam edersen ortam bazik hale geliyor. Tamam. Olay bu. Bir tane örneğimiz var. O örneğe beraber bakalım. Bir erlen içerisinde 2 mol sodyum hidroksit bulunmaktadır. Önce çözeltiye birkaç damla fenofteleyin indikatörü damlatılıyor. Sonra ise sodyum hidroksit çözelti üzerine, üzerine bürette bulunan H2SO4 çözeltisi damlamaya başlıyor diyor. Tamam. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi erlenimizde ne var? Bazı var. Fenofteleyin damlattığımıza göre bazik ortamda fenofteleyin pembe renkte oluyor. Elimizde pembe renkte bir çözelti var. Tamam mı? İçerisinde 2 mol sodyum hidroksit var. Eldeki çözelti pembe renktedir diyor. Evet çözelti çünkü bazik. 1 mol'den fazla aşı kes o 4 eklenirse çözelti renksiz olur diyor. Şimdi neye göre hesap yapıyorduk tam nötrleşme olup olmamasını? Bileşiğin mol ile tesir değerliğini çarpıyorduk. 2 çarpı 1'den 2 geldi. 1 mol eklersem tesir değerli 2 1 çarpı 2'den 2 2'den eşit olur ve ortam nötr olur. Nötr olduğunda renksiz olur. Tamam mı? 1 mol H2S4 çözeltisi eklendiğinde tam nötrleşme olur diyor. Evet 1 mol eklediğimde tam nötrleşme olur. Doğru. Tamam mı? Ya hocam pembe olmaz mı nötr olduğunda? Zaten sen o pembelik bitene kadar asit damlatıyorsun. Pembelik bittiği an tam nötrleşme elde ediyorsun. Asit çözeltisine baz ekleseydin bu kez tam be pembe olduğunda nötrleşme olmuş olacaktı. Yani bizim şuradaki dönüm noktası önemli. Dönüm noktasını eğer asitte yakalasaydık. E, pembe olduğundan ötürü diyecektik. Bazun ile üzerine ilave ettiğimizden dolayı renksizde biz buna tam e, nötrleşme olmuştur dedik. Tamam mı? buraları karıştırma lütfen. Üçüne de doğru dersin. Bunun haricinde şöyle sorular da sorulabilir sana. Der ki elin oğlu bir tane kap verir sana. Tamam mı? Şu şekilde. Bu kabın içerisinde şu şekilde musluklarımız olsun. Bak soru tarzları. Bununla alakalı farklı farklı soru tarzları türetebilirsin. Şurada da bir tane daha kabımız var. Şurada asit çözeltisi olur. Asit çözeltisi. Örneğin sal e, haşığı çözeltisi olsun bir asit. Burası da boş. Toplama kabı. Toplama kabı. Der ki ben buradan şuradan işte NO2 ya da CO ya da CH4 ya da helyum ya da NH3 gibi maddeleri gönderirsem toplama kabında hangisi toplanır? Böyle sorularda gelebilir. Bunu da şöyle düşüneceksin. Musluğu açsın. NO2 gönderirsem bu asit. Asitle asit tepkime verir mi? Vermez. O zaman toplama kabında bir kere NO2 olur. CO. CO dediğin şey nötr Asitle nötr oksit tepkime verir mi? Hayır vermez. O zaman asitle tepkime vermediğinden dolayı musluğu açtığında buradan CO da geçer. CH4 yani asit ya da bazı değil nötr bir madde. Musluğu açtın ne yapar? Asit herhangi bir etkileşime girmez. Toplama kabında CH4'ü de toplarsın. Helyum bir soy gaz. Tepkime vermez zaten bunlarla. olduğu gibi asitle tepki vermemesinden dolayı toplama kabında helyumu da toplarsın. NH3 musluğu açtım. Bir baz asit baz tepkimesi olur ve bu tarafa NH3 geçmez. Tamam mı? NH3 neymiş? Yokmuş. Veya farklı bir baz olsaydı. Sallıyorum. İşte ee, şey NaOH'ın sulu çözeltisini döktüm. Bu tarafa geçme olur muydu? Bu harfden hayır geçme olmazdı. Diyeceksin. Tamam. Niye? Çünkü burada tepkime giriyor ve öbür tarafa geçmiyor. Bu tarz sorularda karşına gelebilirdi. Ya da şu yukarıda çözdüğümüz, sorduğumuz soruyu sana şöyle de sorabilirdi. Buraya bir temizleyeyim. Hani daha çok TYT'de soracaklarını sanmıyorum da AYT'de karşına geliyor ama TYT'de o kadar kasmıyorlar. Hani şunu sorabilirdi sana. Bir erlen var. Tamam mı? Bu erlen içerisinde işte bir miktar şey var. Sodyum hidroksit var. NaOH var. Tamam mı? Üzerine şey ekliyorsun. H2SO4 ekliyorsun. Sana da şöyle bir grafik verdi. Dedi ki bu grafikte hop oh, şöyle şu şekilde. Şurası 7. pH'ımız. pH'ımız 7. Şurası H2SO4. H2SO4. Ne kadar? Şu 7'nin olduğu yerde. Tam 8 mol. Sodyum hidroksiti üzerine şey ekledin. H2SO4 ekledin. Zamanla da grafikte göründü. Tam 8 mol h 2 eklendiğinde pH 7 olduğuna göre bunun molü nedir diye sordu mesela sana. Böyle de sorabilir. Sen şuna bakacaksın. 8 mol eklediğinde pH 7 imiş. Şimdi olay şu değil mi? Sodyum hidroksitin molü çarpı tesir değerli. Bir tane hidroksit var tesir değerli 1 eşittir. Bunun molü kaç dönüm noktasında? 8 tesir değerine 2. He, x eşittir 16 diyeceksin. Demek ki benim ortamımda sodyum hidroksitten 16 mol vardır diyecekmişin. Bunun soru tarzları dediğim gibi çoğaltılabilir. En popüler sorusu işte bir kabın içerisinde bir başka madde geçirmeydi ya da tam nötrleşme olur mu olmaz mı sana bunları sorar. Tamam. Evet bu dersimizi burada noktalayacağız. Diğer dersimizde aslında bazıların metallerle etkileşimini inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bakın.